Buraya mı bakayım, sana mı bakayım, şuraya mı bakayım? Dedin o bana hakikaten ya. Ovalı. 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 İyi geliyor. Ovalı. Neden ovalı? Neden olmasın zaten? Kışkırtmayı seviyorum insanları. Dinleyicileri kışkırtmayı seviyorum. Biraz da böyle Yeşilçam sevişme sahnelerinde böyle çok yükseliyordum. Oyunculuklar, böyle bir dramatik şeyler, böyle bir seksi olmaya çalışmakla birlikte o vibe'ları çok seviyordum. İlham kaynağım da oydu ve bu yüzden böyle biraz daha kışkırtmaya yönelik, biraz daha rahatsız etmeye yönelik. Çünkü böyle bir dakika ne, Türkiye'de böyle bir şey yapılabiliyor mu? Zaten klibin genelinde bir kışkırtma söz konusu. Hani böyle havadar olmadı. Taycan'ın yapmış olduğu şeyle benim hayal dünyamdaki şey birbirine inanılmaz match oldu. Ya da o esnada o story'yi doğru kurduk. Taycan'ın bir ayak ovalama sekansı vardı. O ayak ovalama sekansının üzerinde Videodrome isminli filmden izlemiş olduğum bir sahneyi birleştirip dark humor, dark ve sexual bir şeyi işlemek istedim. Çünkü şarkı çok oradaydı. Bahsettiği şey çok funny bir yerdeydi. Ama o dark'ı daha başka bir esin kaynağını kullanarak yaratmış bulunduk Taycan'la beraber. Kafamda bir vardı hani o kadar cinsel içeren bir parça olsun ki yani cinsel akışkanlığı temsil etmesini istedim. Ve biraz da hakikaten kışkırtıcı, biraz raw bir şey olsun çok istiyordum. Böyle bir kafadayım, agresif bir tarzım var. Kışkırtıcı bir şey yapmak istiyorum dedim. Klibi yolladım. Ondan sonra zaten bir akışa girdik. Deyip de zaten hani güzel de aklık diye düşünüyorum. Evet yani. Evet. Bir gün sonra görüştük zaten. Klip hazırdı artık o esnada kafamızın içinde. Sadece Türkiye'ye has değil, cinsel yönelimlerin olmuş olduğu bir gezegenden bahsediyoruz. Ve Türkiye'de bu kimliklerin bir şekilde yaşanmış olduğu coğrafyalardan bir tanesi. Aslında bunun burada da çok alelade ve normal bir şekilde yaşayabileceğini, yaşanabileceğini vurgulamak istemiş olduğumuz bir klip title'ı ve çatısı var elimizin altında. Ve son dönemlerde, son birkaç yıldır yapılan şeyler daha ajite bir yerde. Fakat LGBT bireylerin hayatları çok ajite bir yerde olan hayatlar olmak zorunda değil. Alternatif bir tür yaşam biçimlerinden sadece bir tanesi de birkaçını yaşıyor. Herkes kendi hayatının kahramanı ve bu kahramanlar her zaman acınmak zorunda değil. O sebepten dolayı bu klipte aslında bu kahramanların çok daily routine ve arzularına yönelik ilerlemiş olduğumuz bir şey. Bu sadece LGBT'ye yönelik bir şey değil, bütün yönelimleri kapsayan bir normalize biçimini göstermeye çalıştık biz. Yani yakınından kıyısından geçerek gösterdiğimizi düşünüyorum en azından ben. Bir kadın bir erkeğin ayağına olasın ama sonra bir erkek bir erkeğin ayağına olasın. Sonra bir erkek bir kadın ayağına olasın. Sonra bir kadın bir trans birisinin ayağına olasın. Böyle bir sürekli böyle bir gender bender bir o beatlerle kicklerle falan filan sonra uçalım gidelim. Ben çok daha uçuk fikirlerim vardı. Fırat sağ olsun bir koç kılında beni sakinleştirdi. Yoksa birkaç tane yatak sahnesi olacaktı, şu olacaktı falan filan. Sen evet. Kendin kırbaçlanmak istedin. Ben kendim kırbaçlanmak istedim ama çünkü yani bunu gerekiyor ve diyorum Fırat'ı bu. O ilk başta bunu pek anlamıyordu sonra galiba sette onu fark ettim ki hani beni kullan. Beni kullan. Ne yapmak istiyorsan beni oraya koy. Hani beni böyle bir işte yıldızmış Taycan yok hiç ben o değilim. Ben bu parçamın projesiyim. Ne yapmam gerekiyorsa bunu daha üst level çekmek için ben buna hazırım. Hatta öpüşme fikri de zaten ben çok inatçıydım. Benim yapmamız gerekiyor bunu. Evet, evet. Ya yani bu sahne olması şart dedim. İlk başlarda işte bizim takımdaki diğer arkadaşlar da bunu pek anlamadı. Niye bu kadar hani inatçı oldum? Yok o şart dedim. Hani zaten öyle bir level'a gidiyorsak hani ayak ovalanmadan ameliyathaneye şuradan buradan derken yani bu aslında star hani parçanın hani starı ben isem ben de aslında ben de bir erkekle birlikte olmak istiyorsam olabilirim. Bir kadınla birlikte olmak istiyorsam olabilirim. Hani ben bunu gelecek nesil sanatçılar görsün istiyorum. Türk. Hani istediğinizi yapabilirsiniz. Hani utanmanıza gerek yok. Yapmak istiyorsan yap. Ve yani sınırsızca yaşa. Bence çok ihtiyaç var. Sanatçılar aslında biraz kendini biraz daha Türkçe aklıma geldi, vulnerable hani. Taycan Amerika'dan kendi gerçekliğini alıp buraya getirmiş ve buradaki havuz hakkında hiçbir bilgisi olmadan tamamen iç enerjisiyle ve motivasyonuyla bir şey üretmeye çalışan bir adamken ben ise 4-5 yıllık LGBT aktivizminden çıkmış ama sinema üretmekte olan bir adamım. Otomatik olarak yani hani onun hayal dünyası ve arzuları ve benim hayal ve dünyam ve getirdiğim LGBT birikimi bir araya gelince kimseye zarar vermeden tamamıyla kendi arzularımızı canlandırdığımız bir dünya kurmamıza yardımcı oldu bu proje. Aynen öyle. Yani hem bilgili hem istekli hem de arzusu yüksek bir şey çıkarmak için çok doğru bir match'tik bence biz çok, boyunca. Çok doğru bir match'tik. Yani bu proje için çok doğru bir match'tik. Çünkü ben yani böyle projeye giriştiğim zaman da yani çok doğru bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Çünkü yanlış şekilde de algılanabilir. Ben aslında kimim ki buraya daha yeni gelmiş olan birisi böyle bir community pek bilgisi olmadan böyle bir şeye girişmekle böyle bir hayal dünyasına girmek
Fırat'la o konuda inanılmaz bir maç olduk. Tabii ki biraz da tedirgindim bu süreçte. Ya ben her sahneyi kendi içerisinde tutarlı ve bütünlüğü olan ayrı ayrı setuplar olarak baktığım için klibin gidişatında sürekli yükselmede olmuş olduğum setuplar olarak bakıyorum. Bunu daha çok seviyorum. Bu benim göz ağrım muhabbeti yok. Hayır abi. Hepsini biz yarattık ve hepsini dolu dolu yarattık. Aynen. Zaten izleyen de böyle göz kırpmaksızın izleyip finalde bir nefes alıyorsa bütününde bütün sahneler çok başarılı diye bakıyorum ben. Ya benim son böyle bir hafta favori sahnemi biliyorsun zaten. Yeni eklenen sahne yani o. Hangisi? Evet doğru. Hani insight, bilgi verelim. O benim kırbaçlaman anları aslında biz klibi çektiğimizden 2 ay sonra çektik. O 15 dakikalık zamanı bulamadık. Evet, 2 ay bekledik. 2 ay sonra da bir gün sonra yine çekim vermişler de bıyığını kesmiş. Biz gidip abi sahte bıyık alıp yapıştırdık. Televizyon, kısacası televizyon içerisindeki footage'larda Taycan'ın bıyığı sahte. Her şeyi oynama. Arada 2 ay sonra çekilip araya konulmuş bir görsel. Hepsi aynen. Kastı hem senin hem benim arkadaşlarımızdan bulup birazcık da gösteri dünyasından tanımış olduğumuz aynen. insanların connectleriyle bir araya gelip halini, cinsini, enerjisini sevdiğimiz insanlarla bir kast oluşturduk. Ve bence nokta atışı çok doğru. Kast konusunda niye memnunum? Çünkü çok yerinde insanlarımız var ve diğer taraftan çoğu zaten yakın arkadaşlarım, sevdiğim insanlar ve hepsi aslında sanatla ilgilenen insanlar olduğu için çok okeylerdi bu fikre. Yani mahkeme sahnesindeki kast olsun özellikle. Ama ana kasta geldiği zaman da Fırat hocamızın oradaki inanılmaz bir vizyonu vardı. Çünkü ben aslında tekrar söylüyorum, ben daha yeniyim İstanbul'da. Hani bu kültüre çok yeniyim ve çok güzel represent edecek insanlar buldu. İşte Akış olsun. Akış'la ben daha yeni tanışmış oldum. Ve Akış'ta setteki o profesyonelliğini, oradaki tarzı inanılmaz hoşuma gidiyor. Şu an mesela çok sevdiğim bir insan oldu ve arkadaşım oldu. Aynı şekilde İdil, Science Biotica, aynı şekilde Spook, İtan. Hani ben bunları tanımıyordum ama Fırat bunları buldu ve hani bizim kastımızı ne kadar daha güzelleştirebilir anlatır. Yani çok yerinde şeydi. Özellikle Özlem. Özlem de aslında son dakika falan filan geldi yani. Bayılıyorum o kadın içeriden. Yani. Özlem çok iyi yani. Kübra zaten sevdiğimiz bir insandır. Rıdvan Pehlivan'a selamlarımı iletmek istiyorum. Şoklar yaşattı, yükseltti, şey yaptı. Gözleri, kaşları, ağzı, hani onun böyle belli bir sahnesi yok ama belli anlarda sen kurguda onu sokuyorsun ya. Her seferinde böyle bir oluyorum. Kendi adıma söyleyeyim, çok uzun bir soluktan bir aradan sonra kendimi yansıtabildiğim ender işlerden biri, çok uzun bir aradan sonra. Her iş öyledir. Ama bu bağlamda kendini yansıtabileceğin işleri bulmak ve onu tutunmak hep kıymetli gelir. Onun için Taycan'la bu meç iyi oldu. Umarım bundan sonrası da Taycan'la üretimde kalmaya devam ederiz. Put Out camiası altında, çıksa altında hani bir sürü yeni sanatçılarla çalışacağız. Yeni projelerimiz var. Biraz da sürpriz ortada kalsın istiyorum ama bir sürü daha yeni müzikler çıkacak. Bunların videoları çıkacak. Maalesef etkinlik yapamadığımız için ne zaman bir daha etkinlik yapacağımız belli değil. Yapsak çok sert bir şekilde gireceğimizi zaten biliyorum. Ekim ayında falan benim böyle sanatçıları, Türk müzisyenleri destekleyecek böyle bir platform projem var. Onu da zaten yakın bir zamanlarda böyle ufaktan duyurmaya da başlayacağım. İnancı ve özgürlüğü had safhada olan ve gittikçe dozu yükselten projelerde ev sahipliği ve aynı zamanda bir şekilde parçası olmaya çalışan Colin Mack ailesine teşekkür ederiz.